Evet, merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da yakınsak dizilerle alakalı birkaç tane özellik vereceğim. Ondan sonra da diziler için sıkıştırma ya da sandviç teoremini tanımlayacağım arkadaşlar. Bakın, 3 tane şimdi teorem şeklinde özellik vermiş olacağım arkadaşlar. Bunları zaten otomatik olarak kullanmış olacağız ama diziler konusunun altında bu kısmı şu şekilde vermek istiyorum. Bilmemiz gerekiyor. Yakınsak 2 tane dizinin arkadaşlar. Yakınsak 2 dizi. Ne demekti yakınsak dizi arkadaşlar? Evet, elimizde şöyle bir AN dizisi olsun. Eğer genel teriminin limiti mevcut ise, doğru mu arkadaşlar? Bu dizi yakınsaktı. Dolayısıyla yakınsak 2 tane dizi. Bunlardan bir tanesi bakın AN genel terimiyle verilsin. Bir tanesi de BN olsun. AN A'ya yakınsıyor. BN de B'ye yakınsıyor olsun arkadaşlar. Bu yakınsak 2 dizinin toplamı da farkı da yine yakınsaktır arkadaşlar. Yani şunu kastediyoruz. AN yakınsak bir dizi, BN yakınsak bir dizi. Bu ikisinin toplamı olan dizi yine bir yakınsak dizidir. Farkı da yine yakınsak dizidir arkadaşlar. Bu bir teorem. Yakınsak 2 dizinin çarpımı da yakınsaktır arkadaşlar. AN A'ya yakınsasın, BN B'ye yakınsasın. AN çarpı BN dizisi de, yani bu şekildeki genel terimle oluşan dizi de yine yakınsaktır ve yakınsadığı değer A çarpı B'dir. Burada yakınsadığı değer A artı eksi yine B'dir sırasıyla arkadaşlar. Bakın. Devam ediyorum. Peki bölüm durumunda da aynı durum var mı? Evet, var. AN ve BN yine yakınsak 2 tane dizi olmak üzere. AN A'ya, BN de B'ye yakınsasın. Ve eğer B farklı 0 ve her n için BN de 0'dan farklıysa, yani şu genel terim oluşturduğu ifadeler her n için 0'dan farklıysa, neden bunu istiyorum? Paydanın 0 olmasını istemiyorum. Tanımsızlık durumunu oluşsun istemiyorum. Dolayısıyla en sonsuza giderken bölüm de arkadaşlar, 2 yakınsak dizinin bölümü de bu şartlar altında yakınsaktır ve yakınsadığı değer A bölü B'dir arkadaşlar. Olay bundan ibarettir. Umarım anlaşılmıştır. Bakın, yine bazı sorularda karşılaşıp kullanabileceğimiz diziler için sıkıştırma ya da sandviç teoremimiz var arkadaşlar. Bir kural ya da teorem ya da özellik olarak geçebilir. Kalkulus 1'de bunu görmüştük hatırlarsanız. Öncelikle hemen Kalkulus 1'deki durumu hatırlatayım. Nasıldı arkadaşlar? Yine eğer elimde şöyle bir eşitsizlik varsa, bakın nasıl olsun o eşitsizliğim? Gx küçük eşittir fx, o da küçük eşittir hx şeklinde. Ve bana limit mesela x a'ya giderken fx, Kalkulus 1'den bahsediyorum. Bunun limitini sorduğunda eğer şunu biliyorsam arkadaşlar, şunu biliyorsam limit x giderken a'ya gx, evet bu limit mevcut ve l. Yine limit x giderken a'ya hx, bu limit mevcut ve l ise, evet x a'ya giderken fx fonksiyonunun limiti de mevcuttur ve l olmak zorundadır şeklinde bir sandviç ya da sıkıştırma teoremini tanıtmıştık Kalkulus 1'de. Aynı şey dizilerde de geçerli arkadaşlar. Kabul edelim ki n büyük eşittir n0 iken an küçük eşit bn küçük eşit cn olacak şekilde bir n0 doğal sayısı mevcuttur. Yani arkadaşlar şunu söylüyor. Bu şekilde bir eşitsizlik elimde var. Nerede? Artık bu genel terimle oluşturulmuş dizilerden bahsediyorum. Böyle bir elimde eşitsizlik var. Eğer AN ve CN dizileri her ikisi de aynı L sayısına yaklaşıyorsa, şimdi burada Kalkulus 1'de istediğin bir noktaya, sonsuz da olabilirdi, herhangi bir noktada olabilirdi, limit kavramı vardı. Artık biz dizilerdeyiz. N nereye gidiyor arkadaşlar? Sonsuza gidiyor. N sonsuza giderken AN'nin limiti L ve CN'nin limiti L ise arkadaşlar, BN'nin de limiti mevcut ve L olmak zorundadır. Aynı Kalkulus 1'deki özellik. Bakın hemen bunu şöyle görelim. Bunu örneğimi mesela AK tanımlanmış bakın bir dizi. Ln K bölü K kare şeklinde. Bu dizinin limitinin 0 olduğunu gösteriniz diyor. Şimdi soruyu şöyle algılayalım arkadaşlar. Bu dizinin limiti nedir deseydi, birinci o. Hemen şunu yapacaktım değil mi arkadaşlar? Limit K giderken sonsuza ln K bölü K kare. Bakın ne kadar kolay olduğunu göstereceğim. K sonsuza giderken ln sonsuz. Hemen bunları şöyle kısa kısa dedim ya, ben size hatırlatacağım Kalkulus 1'den bilgiler diye. Ln fonksiyonu nedir arkadaşlar? Y eşittir ln x'in grafiği buydu değil mi arkadaşlar? X sıfıra sağdan yaklaşırken x sonsuza gidiyor. X artı sonsuza giderken sonsuza gidiyor. Dolayısıyla K sonsuza giderken ln sonsuz sonsuza gidecekti. Sonsuz bölü K sonsuza giderken payda sonsuz. Sonsuz bölü sonsuz belirsizliği var. Dolayısıyla L'Hopital uygulayabilirim diyorum. Limit K giderken sonsuza payın türevi 1 bölü K bölü paydanın türevi 2K'dan bakın K sonsuza giderken cevabın 0 olduğunu görüyorum. Ama bunu sormuyor arkadaşlar. Diyor ki bu dizinin limitinin 0 olduğunu bana ispatla diyor. O zaman bir kere mantık olarak şunu düşünmenizi istiyorum. İspatlamak ne demek? Şunu da biliyorum o zaman. İkinci yol. Ben bunu nereden? Limitin dizilerdeki limitin tanımında, yani epsilonlu tanımda yapabilirim arkadaşlar. Bu da doğrudur. Yapabilirim. Doğru mu? 0 olduğunu buradan ispat edebilirim, gösterebilirim ama bakın gerçekten ln k bölü k kare, önceki çözdüğüm örnekler çok basitti. Buradan eşitsizlikle bunu göstermek o kadar kolay değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu kısma, teori kısmına girmiyorum. Yapılamaz mı? Yapılabilir. Bakın çok zor mu? Değil. Ama hiç girmiyorum bakın buraya. O zaman elimde bir de sıkıştırma teoremiyle, bakın sıkıştırma teoremiyle ispat yapabilirim. Demek ki bir de böyle bir olay var. Biz Kalkulus 1'den hatırlarız ki aslında sıkıştırma kuralını nerede görürdük arkadaşlar? Daha çok hani bize bir eşitsizlik yapıları vermezse kendisi, ki bakın vermemiş burada öyle bir şey. Daha çok sinüs kosinüs fonksiyonlarından. Niye? Sinüsün nasıl olduğunu biliyorum. Sinüs fonksiyonunun -1 ile +1 arasında olup bir eşitsizlik yapısına kendim dönüyordum. Yine keza kosinüste de geçerli. Ama bakın burada herhangi elimde şöyle bir eşitsizlik yapısı yok arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız. Dolayısıyla ben şunu istiyorum. Dizilerden bahsediyorsam K nasıl değişiyor arkadaşlar? K 1, 2, 3 ... sonsuza kadar gidiyordu. O zaman K büyük eşittir 1 için arkadaşlar. K büyük eşittir 1 için. Neyi biliyorum arkadaşlar ben? Ln fonksiyonuna hemen bakalım. Ln x, ln 1 neydi? 0'dı. Dolayısıyla K 1'den büyükken artık ln fonksiyonu, yani şöyle ln K ne olmuş olacak arkadaşlar? Büyük eşittir 0 olmuş olacak. K eşittir 1 için 0. Herkes görüyordur umarım. 0. Birden büyük değerler için de sıfırdan büyük pozitif değerler alacak. Dolayısıyla ln k bölü ln k büyük eşittir 0 olduğunu biliyorum. Peki şöyle yapsak arkadaşlar, k kare, k sıfırdan farklı olmak üzere k 1 2 3 görüyorsunuz. K kare pozitif bir sayı, doğru mu arkadaşlar? Dolayısıyla ln k bölü k karenin, şöyle yapalım. Ln k bölü k karenin ne olduğunu biliyorum arkadaşlar ben o zaman. Bakın büyük eşittir 0 olduğunu biliyorum. Her tarafı k kareye bölerseniz yine böyle bir elimde yapı var. Bir eşitsizlik var. Niye bunu yapıyorum? Şundan dolayı yapıyorum arkadaşlar. Artık biliyorum ki 0 küçük eşit ln k bölü k kare. Bakın şu yapıya dönmeye çalışıyorum. Böyle bir durumum var. Bir de neyi biliyorum ben? Özellikle seriler kısmında da çok kullanacağım. Bakın lütfen dikkat edin. Ln k'nın her zaman k'dan küçük kaldığını biliyorum arkadaşlar. K büyük eşittir 1 için bakın her zaman ln k'nın k'dan küçük olduğunu eşitsizlik olarak biliyorum arkadaşlar. Unutmayın, bunu kullanacağız seriler kısmında da, özellikle mukayese testlerinde. Dolayısıyla ln k k'dan küçükse arkadaşlar bana ne vermiş bir de? Ln k bölü k kare istiyor benden ama. Her tarafı k kareye bölüyorum. Pozitif olduğu için eşitsizlik ile yön değiştirmeyecek. K bölü k kare. Dolayısıyla bu da eşittir 1 bölü k. Umarım görülmüştür arkadaşlar. Dolayısıyla elimde bir de nasıl bir yapı var? Şöyle bir yapı var arkadaşlar. Şöyle bir yapı var. Hemen onu da yazalım. Küçüktür. Ne olmuş oldu arkadaşlar? 1 bölü k şeklinde gelmiş oldu. Dolayısıyla bakın gerçekten elimde böyle bir eşitsizlik yapısı var. O zaman hatta burada eşitlik de söz konusu arkadaşlar. Bakın şu şekilde. K'nın uygun değeri için. Dolayısıyla 0 küçük eşit ln k bölü k kare küçük eşittir 1 bölü k'dan bana şunu soruyor arkadaşlar. Aslında soru şuydu. Limitinin 0 olduğunu, yani limit k giderken sonsuza ln k bölü k karenin 0 olduğunu ispat et diyordu. Ben neyi biliyorum arkadaşlar? Sıkıştırma kuralından k sonsuza giderken 1 bölü k'nın buradaki limitin ne olduğunu biliyorum. 0 olduğunu. Peki limit k giderken sonsuza 0'ın limiti nedir arkadaşlar? 0 olduğunu biliyorum. O halde ne olmak zorunda arkadaşlar? Hemen şöyle yazalım. Limit k giderken sonsuza ln k bölü k karenin 0 olduğu gerçeğini sıkıştırma kuralını kullanarak ispatlamış oluyorum arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Şurada k büyük eşittir 1 için diyor arkadaşlar. Hemen burayı bir kontrol ediyorum. Ln K eşittir 1 için ne olacak arkadaşlar? Ln 1 küçüktür 1, doğru. K'nın evet şurada eşitlik yapısının olmadığını görüyorum bakın arkadaşlar. Bakın burayla birebir değil ama işimi bozmamış olacak bakın. Buranın limiti 0, buranın limiti 0. İçinin limiti yine ne olmak zorunda arkadaşlar? 0 olduğu gerçeğini görüyorum. Umarım anlaşıldı. Hemen şöyle. Bir sonraki sorum. Dizisinin limitinin 0 olduğunu gösteriniz diyor arkadaşlar yine. Bakın bunu göster diyor bana. Dolayısıyla sinüs n'den neyi biliyorum arkadaşlar ben? Sinüs n'den şunu biliyorum. Hatta şöyle yapalım. Sinüs n her zaman mutlak değerce küçük eşit 1 ve kosinüs n'in ne olduğunu biliyorum? Küçük eşittir 1 olduğunu biliyorum arkadaşlar. Niye böyle mutlak değere geçtim? İstiyorum ki bir eşitsizlik yapısına döneyim. Dolayısıyla neyi görüyorum arkadaşlar? Bu ifadeye sinüs n artı n çarpı kosinüs n bölü n kare ifadesini mutlak değerce düşünürsem arkadaşlar, ben kesinlikle biliyorum ki bir kere mutlak değerce düşündüğümden dolayı burası küçük eşit 0 olacak zaten. Daha doğrusu büyük eşit 0 kalacak bu durum. Peki yine neyi biliyorum ben? Şu gerçeği biliyorum. Sinüs n artı n çarpı kosinüs n bölü n kare yapısı bana neyi veriyor arkadaşlar? Her zaman küçük eşit sinüs n yerine, hatta şöyle yazayım bir kere görün. Sinüs n artı n çarpı kosinüs n bölü n kare yazılabilir. Dolayısıyla bu da yine küçük eşittir ne olacaktır arkadaşlar? Sinüs n yerine 1 artı n, kosinüs n yerine daha büyük değer 1 bölü n kare yazabilirim arkadaşlar. Dolayısıyla küçük eşittir 1 artı n bölü n kare yapısına ulaşmış oluyorum arkadaşlar. Bakın yine burası kalkulus dersleri için arkadaşlar yine biraz teorik kısım kaçmış oldu. Çünkü kendim bir eşitsizlik oluşturmaya çalışıyorum. Ama gördüğünüz gibi ln fonksiyonunun ve trigonometrik sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının özellikleriyle bunu rahat bir şekilde yapabiliyorum. Bunun haricinde de sizi zorlayacak çok fazla bir yapı karşınıza çıkmaz. Ama şu haliyle bile bilin, çok gözünüz korkmasın. Bu yapı arkadaşlar biraz daha analiz seviyesindeki sorular için daha güzel örneklerdir. Bu tarz örnekler. Onu da söylemiş olayım. Dolayısıyla her tarafın en sonsuza giderken limitini alırsam eğer 0 küçük eşit limit n giderken sonsuza sinüs n artı n çarpı kosinüs n bölü n kare şu şekilde, o da küçük eşittir limit n giderken sonsuza 1 artı n bölü n kare şeklinde yazdığım takdirde bakın gerçekten de buranın limitinin 0, buranın limitinin paydanın derecesi daha büyük. Görüyorsunuzdur arkadaşlar. Rasyonel bir fonksiyon. Kalkulus 1'den biliyoruz ki burası 0. Dolayısıyla içinin limitinin de, yani bana sorulan kısmının da limitinin 0 olduğunu ispat etmiş oluyorum. Nereden? Sıkıştırma ya da sandviç teoremi dediğimiz teoremden. Evet, son olarak bir teoremle bitiriyorum. Eğer ani genel terimli dizinin limiti mevcut ve a ve f de bu noktada x eşittir a noktasında sürekli bir fonksiyonsa arkadaşlar, f a n şeklinde tanımlanan fonksiyon, yani bu dizinin genel terimiyle tanımlanan fonksiyonun limiti en sonsuza giderken f a olacaktır. Bunu da otomatik olarak bazı soruların içerisinde kullanacağız arkadaşlar. Bu teoremi de görmüş olalım. Diğer videomda görüşmek üzere.